Biz de bu renklere gönül verdik. Televizyondan tabletlere, akıllı telefondan ses sistemine, futbolu ayağınıza getirecek teknolojiler benzersiz fırsatlarla MediaMarkt'ta. Gollere bak MediaMarkt, MediaMarkt. Bir değil, iki değil, 3 değil, altı değil, 7 değil, 9 değil. Tam 11. Evet. Medya günün 11'ini belirlediğimiz programımıza hoş geldiniz. Buradan reklamcılar çıkacağız. <laughs> Euro 2020 sonunda. Tam 11 CV ekleyeceğim, CV ekleyeceğim yani. Yapacak bir şey yok. İşimizin bir parçası. Medya günün 11'ini belirliyoruz. Mustafa Demirtaş'la beraberiz. Günün 11'ini bugün oynanan maçlardaki futbolculardan seçmece yapıyoruz. Ve bugün bizi bayağı zorlayacak maçlar var. Slovakya, İspanya ile İsveç, Polonya ile. Almanya Macaristan'la bu da yetmezmiş gibi Portekiz Fransa'yla maç yapacak. Evet, ölüm grubu var. Üstüne bir, evet. bir grup daha var. Ya önce hmm. şey var. E, sıtma grubu var. Sonra <laughs> ölüm grubu var. Bu arada şey mi? Genel kaliteye göre mi belirleyeceğiz? Ben biraz turnuva performanslarına da kayırma yaptım. Ser Serbestsin istersen. Adını sevdiğin için tamam, bile. En sevdiğim biliyorsun Serbestsin. E, biliyorsun yani sen serbestlik <laughs> seversin. Ayrıca şöyle düşün. Sanki bir Media Markt marketine, dükkanına girmiş gibi Değil mi? E, her şey açık önünde geniş sen bayağı, alan, sen oldun serbest bayağı. şey istediğin ürünü alıp sepetini atabiliyorsun indirimlerden faydalanarak. Burada da sana her şey serbest. İyi bakalım. Ama kalecinin o yer bence yine. E zaten bu şey yani yazılı olmayan bir kuraldır. Ya, o zaten koydum farkındaysan. Ama nasıl? ben yine bir iki ismi de anmadan geçmek istemiyorum. Ol seni anmak istiyorum. Tamam. İsveç'te. Gerçekten iyi turnuva geçirdi. Hadi onu da öbür sarı kardeşimizi de getir. Ol seni daha. Onun da yanına bir tane bir isim daha e, parantez içinde eklemek istiyorum. Gulaci. Macaristan'da. Doğru. Bence o da... Hatta doğru performans bir bence yani o. En iyi performanslarından birisi. O da şöyle yanında şöyle dursun maviyle. İyi bakalım. Onları da anmış olalım. Bu olabilir. arada ben üçlü savunmaya göre düşündüm. Çünkü bu grupta evet. birçok üçlü takım var. Ben de üçlü yaptım. Hatta iki stoperi. Bilmiyor musun? Ha? Ben sürpriz. bir tane... sürpriz kutu. Bakalım Abi, ne çıkacak. Ben bir getireyim ya, sürpriz Getir. stoperi mi sürpriz sağ sağ stoperimi? Ben normalde turnuvada sağ bek oynuyor ama Lorente diyorum. Sağ stoper ya, mi yaptın üçlü Aynen. oynar. Ki bence zaten üçlü oynarken bir tane stoperin bayağı hücumcu tamam. olması lazım. Lorente bence bunu da oynar. Biliyorsun daha önce sahte dokuz oynamıştı var. Merkez oynamışlığı var. Sağ bek oynamışlığı var. Sağ stoperde neden olmasın? Tamam. Ben onun yanına İsveç'ten Danielson'u koyuyorum. Ortaya mı? Ortaya koydum onu. Orada bir işi görsün o şekilde. Ben de farklı bir oyuncu oraya söyleyeyim. Yine turnuva, hem turnuva performansı hem de genel olarak da bence en iyi stoperlerden biri şu anda dünyanın. Şikrin Yer. Ee, iyi de bir turnuva geçiriyor. Hı. Ki Slovakya'nın tutucu oyununda savunmanın önemi baya değerli. Şikrin Yer de zaten birçok maçta ayakta tutan aşının şey hala etkisi var. Evet biraz aşının <laughs> ağrısı var da. Şikrin yok. Yer diyorum ben de ortaya. Tamam. Sol stoperi sana bırakıyorum. Sol stoperde ben biraz hani kayırma gibi gözükecek ama bence çok da iyi performans. Atilla Salahi e, bayağı etkileyici performans ki her zaman böyle tam bir Atalanta stoperi diye bahsediyorduk Salahi'den. E, milli takımında üçlü hattın sol hı hı. E, stoperi için her özellikten var olduğunu kanıtladı. Bence her geçen gün daha da kanıtlıyor ve üstelik böyle bir sinev rakiplere karşı kanıtlıyor. Hı. Dün de zaten Ali Koç'un açıklaması vardı. Ee, teklifler geliyor evet. diye. Fenerbahçe'nin de elini güçlendiriyor evet. oyun planı açısından. Yeni hocası kim olacak bilemiyoruz. Çekirdekçi tayfada belki ismi geçen hocaların maçlarını konuşacağımız için değinebiliriz. O zaman ben ortaya farklı bir öneriyle geliyorum. Ben turnuva performansını çok beğendim. kuçka diyorum. 3-4-3 mi diyorsun sen yani? Olur 3-4-3 olur. İstiyorsan 3-5-2 yapalım. Kuşka mantıklı. Kuşka diyorum. Ben turnuva performansını çok beğendim. Slovakya'nın oyununda da Hamsik'le beraber... Onu da anmak lazım. Doğru. Ee, zaten Kante ya da Kucuk olabilir. Yani için savunma tarafına yapacak merkez. Ee, hücum merkezi de ben tepki olarak Renato Sanchez demek istiyorum. Peki. <laughs> Santos'a <laughs> tepki olarak Renato Sanchez. Yani e, az sonra Gresch için de aynı şeyi söyleyeceğim. İngiltere maçını konuşurken. Ben Renato Sanchez'in hakikaten kenarda tutacak bir taktiksel kavramına çok fazla inanmıyorum. Ki bu oyuna girdi. Her dakikada da kanıtlıyor. Ee, i̇lk başta Macaristan karşısında 10 dakika oynadı, bir anda 3'e götüren başlıca oyuncu oldu. Sonra bir daha yedek kaldı. Son oyuna girdiğinde yine çok etkili oldu. Bir tane direkten dönen Hı -hı. inanılmaz bir şutu var. Ee, dediğim gibi yani ben Renato Sanchez'i ıı, gerek yok bana Danilo Carvalho öyle devam gibi bir taktiksel kavramı gerçekten inanmıyorum. Ya i̇ki tane <laughs> Portekiz gibi bir takımın iki tane pivot altıyla oynaması... Buna gerek var mı şu aşamada? Ki yani üstelik böyle silahların varken yani, oynayabilecek oyuncularım oyuncuların artık varken. ben sola Gosens diyorum. Aynı şekilde. Çok iyi performans gösterdi. Biz zaten beklediğimiz bir performanstı. <laughs> zaten Serie A'dan diyorsun. Yakın takip ettiğimiz. Aslında Serie A'ya da gerek yok. Yani Avrupa futbolunda en dikkat çeken <laughs> sol kenar performanslarından biriydi. E, koyuyoruz. Sağ. Ee, sağ da bence yine Almanya'dan Kimi. Kimi. Aynı fikirdeyim ben de. Ki yani Kim bu bitip... 4 4 3 4 3 oynuyorsa kenarlar hmm. şu anda bu ıı, üçlü savunma en iyi oynayan takımlardan bir tanesi Almanya. Bu da kanat beklerin çok büyük etkisi var. Ee, bu da asli rolü değildi bu arada Kim. Tabii. Çok yani tecrübe ettiği tecrübe ettiği demeyelim de e, pratikte tekrarladığı bir rol değildi. Dörtlünün sağ beki, sol beki genelde orta saha gibi artık ama burada da işini bayağı iyi yapıyor. Sadece savunma yönünü değil, hücum yönünü de iyi yapıyor. Evet. Oralarda da bayağı var. Bir de merkezde sıkıştıran oyuncu oluyor. Tabi. Burada da bir eksik yaratmıyor. Hani hep konuştuğumuz asimetri var ya birisi evet, gidiyorsa evet. birisi biraz daha dengeli. Zaten onu Almanya direkt onu yapıyor. Yani kim ita merkeze yaşayan Gossens de bayağı sol forvet gibi oynuyor. Ee, ki Gossens hani en büyük eksiklik olan Almanya'nın ceza sahasında adam çokluğu e, durumunu kaldırmış oldu. O arka direkteki oyuncu eksiğini Aynen giderdi. Öyle. Sağ forvet mi geldi? Sağ forvete ben Almanya dedik bu kadar. Almanya'dan devam ediyorum. Biraz performans ödüllemesi evet. olarak Havertz diyorum. Olabilir. Ee, bence Mbappé Mbappe de olabilir. Hani ben hem performans. Sola düşündüm. Öyle mi? Solda bende yine Ronaldo var. Ben Ronaldo'yu merkezde düşündüm. Merkeze bende sürpriz bir isim var. performans ödüllendirmesi var. Sürpriz geliyor. <laughs> o zaman şöyle diyelim. Havertz'in Havertz tek mi kalsın yanına birini getirseniz Havertz ve Mbappé Mbappe diyelim. Tamam. Havertz, Mbappe. Mbappe de hala hani offside'lara takıldığı işte asistinin gittiği maçtan dışında hani böyle zaten iki maç ama Aa Mbappe maçını henüz göremedim. Ben onu biraz Döşanlı sisteminden dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Biraz fazla merkezde kalıyor. Hani Paris Saint Germain'de de hatırla daha çok böyle kenarlardan top aldığı zaman daha fazla etkili oluyordu. Ee, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında. Biraz merkezde o stoperlere çok yakın oynatınca zaten Fransa'ya karşı herkes çok yakın savunma oynuyor artık. Biraz orada tıkanıyor. Ee, Demarke Demar Demar pozisyonunda kaldığı zaman aslında işte o yüzden mesela bazı durumlarda Griezmann kenar forvet gözüküyor ama aslında merkez oyun kurucu. Ay önce çift forvet gibi oluyor yani Mbappe'le benzer. Bence grubun durumu da bu maçta Portekiz maçında evet. Mbappé'ye biraz daha öne çıkma şansı verecek. Evet. Çünkü maçın özellikle ikinci bölümünde Portekiz'de eğer böyle hani ilk yarıda 3-0 falan 2-0 ya da 1-0 bile yapsa belki savunmaya çekilebilir ama 0-0 ya da 1-0 Fransa ile giderse Portekiz açılacaktır. Tabii izlaki. canım. Mbappe'ye şans En kötü üçüncü verecek. olma durumu var çünkü. Sola... Ronaldo demiştik. Peki. Ronaldo bende de vardı. Ben de sola çekeyim. Ronaldo çünkü hatırla ilk 3'e giden 2 gol attığı maçı e, merkeze başladı. Sonra sol forvete kayınca Andres Silva girdikten sonra evet. sol forvete kaydı. Ta böyle 20'li yaşlarından beri <laughs> rahat etti. Kenar forvete gelince daha fazla etkili oldu. O yüzden onu yazdım. Benim 9 numaradaki e, sürprizim biraz performans ödüllendirmesi. İshak. Alexander İshak. E, yani zaten çok uzun zamandır wonderkid bir oyuncuydu ama Dortmund'a transfer oldu ondan sonra işte biraz gezindi. Tam o potansiyeline ulaşamamış gibi gözüküyordu ama bu turnuva gerçekten e, ya İshak diye bir çocuk vardı gerçekten dedirten bir turnuva hmm. oldu. Yani İsveç'in o kapanan direkt çıkan hücum hattını tek başına atak yaptı birçok maçta. İspanya karşısında da olmak üzere. E, çok etkileyici performans bence. Aslında biraz da hani çok böyle gösterişli performansı olmasa da anmadan geçmeyelim. Elinden geleni yaptı ifadesi bence bugünkü maçlardaki takımlarda Macaristan'ın forveti Salahi. Evet, evet. Yani bu kadar çaba gösteren, bu kadar Doğru. kapasitesini zorlayan, elinden geleni gerçekten yaptıysa bir oyuncu bu turnuvada onlardan birisi kesinlikle Salahi. Buraya girmez, forvet olan Salahi. Ama bir onur ödüllendirmesi evet, yapmak lazım. Adını da anmış olalım. O zaman 11'i yemek tamamladık. <gülüyor> Tabii. <laughs> 11'i tamamladık. Güzel oldu. Sizler de hem sosyal medya hesaplarımızın altına yorum olarak yazabilirsiniz. Hem bu videonun altına yine yorum şeklinde 11'lerinizi yazıp bizim 11'lerimizi değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki Medyamak'ta günün 11'inde görüşmek üzere biz buradayız. Sizi de bekleriz. gönül verdik. Televizyondan tabletlere, akıllı telefondan ses sistemine, futbolu ayağınıza getirecek teknolojiler benzersiz fırsatlarla MediaMarkt'ta. Gollere bak MediaMarkt, MediaMarkt.